Merhaba sorum, ben Serdar ve GTA 4'de hoş geldiniz. En son biz neler yapmıştık GTA 4'te? Ben şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum. Evet, çok iyi hatırlıyorum şu anda. En son GTA 4'te Elizabeth'in ve Little Jacob'ın birbirlerini suçladıkları, beceremedikleri bir işi halletmeye gitmiştik. O işi hallettikten sonra Michelle bize ihanet etmişti ve işle yaptığımız her şey boş boşuna gitmişti. Onları çok iyi hatırlıyorum. Şu anda Bohun'dayız. Broker mı? Bohun mu? Burası Bohun olması lazım. Liberty. Tamam, Güney Bohun. Burası Bohun yani. Burası Broker. Broker bu taraf. Elizabeth'in görevleri var. Elizabeth'in görevlerinden sonra ben buraya geçeceğim. Burası Dwayne, bu da Playboy X. Burası da şey Franklin McCreary. Francis McCreary. Franklin'e GTA 5'ini atalım bu ara. Elizabeth'e gidiyoruz o zaman. Elizabeth'e gidelim. Bu arabayla gitmem. Ben oradan yeni arabayı alırım yani. Ben bu arabayla hayatta gitmem. Bu arabayla bir kovalamaya çalışsak hiçbir altı yaramayız. Ki GTA 4'ün görevlerini yarısı kovalamakla ilgili olduğu için. Çok ilginçtir, GTA 5 de öyle. Kovalamakla ilgili görevler. Hiç sevmiyorum öyle anca. Çekil yolda. Ezeceğim seni. Ezdim. Belki de birisinin babasını, belki de birisinin abisini, belki de birisinin sevgilisini öldürdüm. Ama bu durumda hiç pişmanlık duymuyorum. Çünkü o lanet olası pislik adam sadece birlerden ve sıfırlardan oluşuyordu. Gaza geldim bana gene bana. Evet. Evet Elizabeth, ne haber? Ne oldu? Sen uyuşturucu çektin değil mi? Dur, mikrofonu düzelteyim. Bitmedi, merak etme. Evet, her zamanki paranoya varsa demek ki birilerini şey yapmıştır. Yanlış anlaşılacak şimdi o. George kim be? Ha, şey, Manny bu. Manny mi? O şey yapan. Evet, Manny. Doğru hatırlamışım. Ne yazık ki doğru yapıştırmamışım. Ooo, çok yanlış bir kadına çattın. Oba, seni uyarmıştım. Şu kadının kafasını attırmayın. İşte bu. Tamam, ben hallederim. Çok. Vallahi çok mutlu oldum şimdi bu adamları öldürdük ya. Gerizekalı. Sokak hayatına bu bir film şeyi zannediyor. Sokak hayatı bir kere film değildir kardeşim. Sokak hayatı bir oyun. Ben de onu oynuyorum yani şu anda. Bunu bir anla ilk önce. Bir oyunla bir film arasında büyük bir fark var. Bir filmde sorumluluk sahibi değilsin. Ama bir oyunda sorumluluk sahibisin. Bu ne ya? Hop. Fazla dikkat çekmemem gerekiyor. Artı bagajın açılmaması gerekiyor. Bagaj açılırsa cesetleri şey yapacağız. Bagajın arkasında cesetler var çünkü şu anda. Yani araba zarar görür. Bagaj açılırsa polislerin yanında durmamamız gerekiyor. Yoksa polisler cesetleri görecek. Doğu Boru Köprüsü. Boru. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bu arada bunu cuma ve cumartesi günü izliyorsanız bu videoyu şöyle bir duyuru yapıyorum. Twitter'dan pazar günü 7 ile yani akşam 7 ile 9 arası sorularınızı cevaplayacağım. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Zaten fazla kişinin de soracağını zannetmiyorum ama olsun. Oh be, hazır gidiyorduk var ya. Neyse, 30 bin dolar var arabanın. Maşallah abi, 30 bin doları ben hayatım boyunca görmedim ya. Neyse, ben ne diyordum ya. Ha, Twitter'dan üzerinden şey yapacağız. Daha doğrusu öyle diyeyim. Şeyden daha pratik o. Hani soru sorma açısından. Little Jacob ne oldu? Nasılsın Jacob? Şu anda iki kişiyle zaten uğraşıyormuş. İki kişi dedi, bagajdaki o iki ceset az önce Elizabeth'in vurdukları gerizekalı ahmak insan. Biraz sağına soluna bak ya. Var ya, böyle insanlarla uğraşacaksın, onlarla bagaj atacaksın.
Neyse biz bunları buraya koyalım da inşallah doktor da şey çıkmaz. Köstebek çıkmaz. Dur bakalım neymiş o ne? Burada direkt ceset, direkt daldı lafa ha. Direkt burada cesetler var dedi. Çok. İyi maşallah. Organ ticareti. İşini şey yapıyorlar. Ölmüş adamları alıyor. Sonunda diyor Niko bu birilerine yardım etmiş olacak. Yani bu adam köstebek değil. Bu adam da şeyden. Ligden. O güzel bir arabaydı ya. O araba... Oha kırmızı ışıkla geçiyorsunuz. Ne kafasında bunlar ya? Çüş. Dur. Bak bunlar duruyor, onlar durmadı. Sen kaçacaksın herhalde ondan sonra. Dur, durun, durun, durun. Sen geç. Seni arabaya vermedim. Sizin arabalarınız iğrenç. Ne iğrenç arabalarınız var öyle ya. Tamam dur, senin arabana bineceğim. Bin 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 bin. Dur, dur. Kaçıyor bak. Akıllandı o kaçan. Dur, şunu alacağım. Çekil bakayım. Çekil bakayım. Neyse şimdi 3 yere gidebilirim. Nereye gidebilirim? 3'ü de diğer tarafta mı? Francis McGrady'ye gideyim. Yok, çok çok uzak o. Şuradan Dwayne'in görevlerini yapalım. Bak bak adam savaşçı, adam direniyor, adam şey yapıyor. Adam arabasını çaldık adam hala arabası. Mallory nasıl gidiyor? Sen tanıştırdın bizi. Ne yapayım? Bir kendisi tanıştırıyor, bir de kıza laf ediyor. Allah Allah. Yani Michelle de şey yani. Tabii ki asla şey yapmayacağız. Lanet olası diye deyip geçeceğiz de. Hani kendisi tanıştırdı. Direkt polis ezmek geliyordu içimden ya. Gene gaza geldim. İyice şey yaptım. FPS'e düşüyor. Kasıyor şu anda bayağı. Neyse bakalım. Şey yapabilirsem RAM'larını değiştirip şey yapacağım. Yükselteceğim laptop'u. Başka türlü olmaz. Hayır, önce ben gireceğim. Önce ben gireceğim. Önce ben gireceğim. Kendimi metro sırasındaymışım gibi hissettim. Gizli numara. Ne? Vot. Ha, Patrick. Lütfen gelin bana gelip vurmayın. Oo. Ya benim fark ettiğim bir şey var ya. Benim bugün bir arkadaş söyledi de. Bu inanılmaz az insan var şu anda bu şehirlerde. Yani şu anda bu şehrin İstanbul kadar dolu olması gerekiyor. Tabii o kadar şey yaptığın zaman inanılmaz bir şekilde kasar oyun ama hani bir şekilde o havayı vermeleri gerekiyor. O meşgul şey havasını. Şuna bak. Burası bir köprü. Hani şehirden şehrin 3 yakası, 3 şeyinden bölümden ikisini bağlayan bir köprü. Bu şehir köprünün arabadan geçilmemesi gerekiyor. Hani o şey birazcık saçma olmuş işte. O şey yapmamaları. Allah aşkına bizim memlekette bile trafik şey oluyordu ya. Geçilmiyordu trafikten. Bazı zamanlar. Bir de okul zamanları özellikle. Ay, okul zamanları. Burada fazla şey yoktu. Böyle toplu taşıma araçları yoktu. Herkes özel aracıyla geliyor. Bir tıkanıyor trafik. Al yani ödevleri yapıyordum ben orada. Soruları falan çözüyordum. Ödevleri ben hep şeyde yapıyordum. Daha okuldan çıktıktan sonra işte trafikte kalıyorduk. Ben trafik sırasında bitiriyordum ödevleri. Ya bir çekil kardeşim Allah Allah. Bir oyuncuyum ya. Oyun oynayan adamım ben yani şu anda. Saygı gösterin. Şu anda oyundaki ben The Chosen varım. Seçilmiş kişiyim. Öf, sırtım çok fena ağrıdı.
Direkt buradan da dalardım. Bir şey de olmazdı. Tamam, dalamayacağımı anladım. Neden dalamayacağımı. Çekil. Ya çekil ya. Bir de yola dalıyorsun. Araba. Of. Bak diğer arabaya çarpma. Hedefe vardınız diyor. Orasını anladım ya. Sağ ol. Şöyle geçeyim ben buradan. Bir de şöyle geçeyim. Çok acayip işlere giriyorum şu anda. Oba. Elimde SMG var. Kaçın. Deli gibi kaçın. Dövüşken kuş. Helikopter sürmeyeceğiz de bana. Helikopter süremiyorum bu oyunda. Yalnızım tabii. Şimdi hiçbir şeyin kalmadı. Hiçbir şey kalmadı şu anda adamın. Adama saygısızlık yapmışlar. Aynen öyle gelmişler. Şu an durumun aynen öyle. İşte böyle mücadeleci ruh budur. O. Sevdim bu adamı ben. Elindeki silahı birazcık verseydin güzel olabilirdi. En azından birkaç mermi, bir yere gidiyoruz. Şey yapıyoruz. Yani aldığımız para acaba şeyi karşılıyor mu? Hani silah masrafı, bu cephaneliği falan karşılıyor mu? Onu merak ediyorum. Yani direkt dalacağım burada insanların arasından. Lütfen kenara çekil. Lütfen bir kenara çekilin. Bak araba sürüyorum dedin, kenara çekilmiyorsunuz. Ne özgüven var adamlarda be. Bak arabanın üzerine atılıyor. Bu adam iyice kendini aşmış. Sanki insanların derisi böyle özel bir metalden yapıldı. Adamantiyum. Çüş ulan. Oha bende araba da bayağı sağlam yalnız ha. Ne diyordum? Ha sanki adamların derisi adamantiyumdan yapılmış gibi. Sen de vibranyum var ama ne işe yaradığını pek anlamadım. Sanırım o daha çok şeyle ilgili. Ses titreşimlerini emmesiyle mi ilgili şey yapıyor. Böyle gelen darbelere karşı koruyor. O da olurdu. Ha, evet, o da ondan da güzel zırh olur. Hop. Oo. Güzel araba. Oo, araba oraya kadar gitti deme bana şimdi. Hadi canım. Arkadan vurdum oraya kadar gitti mi o araba? Kim olduğunu biliyorum. Sen bir vatandaşsın. Sen bir mobsun. Araba da yalnız muhteşem bir hızla geliyor şu anda. Uf 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 aman uçuyorum uçuyorum uç bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Şuradan yoldan bir tane şey alalım araba. Var mı eğer böyle güzel sağlam bir araba parçası görürsek? Hiç mi yok? Saatlere göre değişiyor herhalde. Bu saatte şey baktık saat kaç? Yok aslında herkesin mesaiden çıkış vakti yani zengin veya değil. En azından normal düzeyde bir arabada çekilir misin yok. Allah kahretmesin kaç kaç kaç. He. Polise bak. Adamların dibinde adam ezdim. Polisin dibinde adam ezdim. Polis ne için para alıyor orada? Ben onu merak ne yapıyorlar bunlar ya? Tabii
oyundaki polise muazzam bir görevi var. Niko Bellic'i avlamak. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorlar. Hiçbir şey. Ben bunu anladım yani oyundaki polisin. Liberty City polis departmanı sınıfta kaldı. Arabaya bir tane vuruyorum, araba komple gidiyor. Hiç mi yok galiba? Atlayacağım, taksiye gideceğim yani o kadar şey yaptıktan sonra. Şuna bak. Oo! Gel lan. Çık oradan, çık 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 çık. Geri zekalı ahmak. Hadi be, şey önümüzdeymiş. Gideceğimiz yer önümüzdeymiş ama olsun. En az, ah bu daha hızlı gidiyor en azından. Bağırıyor makine. Hızlı gitmese de hızlı gidermiş gibi görünüyor. O ne lan? Oha şeye bak. Ne kadar mallaşmışsınız siz ya. Onu bırakacağım. Onu öldürmeme gerek yok. Bu şerefsizi öldüreceğim. Bu şerefsiz bana yamuk yaptı. Beni şey yapmaya çalışıyor ya. Oo. Bak işte bu kısmı sevmiyorum. Bu şehirde ben motosikleti çok zor kullanıyorum. Bu oyunda daha doğrusu. Bak şeye bak ya. Çüş! Çüş! Beceriksiz! Bir de arabaya binecek ya. Gitti. Görev yok. Huzur içinde yat. Görev huzurun içinde yatacak. Huzur içinde de yatamayacak. Huzurunu bozacağım sürekli. Uzaklaşıyor diyor bir de ya. Adam gibi bir arama mekanizması yapamadınız ki. Gerçekçi de değil. GTA 5'teki kaçar tabii. Kaçar tabii. GTA 5'teki gerçekçi. Bu sadece işkence yani. Rockstar'ın bu oyun, Rockstar'ın bir işkencesi. Hikayesi dışında hiçbir şey yok oyunun. Hikayesi dışında hiçbir şey yok. Oh my god. Büyük vurgulu bir OMG'yi hak ediyor yani şu anda oyun. Şu saçmalığa bak ya. Neden şey yapayım kardeşim? Dur. Dur bekle. Bekle şu arabayı alacağım. Lütfen harekete geçer misin artık? Ha çekil oradan. Çekil hadi. Hızlı lütfen. Sizi kaçırıyorum. Başkasını kaçırmaya gideceğiz sonra. Seni. Sadece sen varsın. Hiç sorun yok. Bak polisin gözü önünde adam kaçırıyorum. Polis gene bir şey yapmıyor. Yeni polis şey alaya ben olacağım. Polis komiser artık neyse onun şeyi. Onun yeni adayı ben olacağım. Garibandır ya. Gel. Çık dışarı. Gariban dedik attık aşağı. Kaçtı. Bak vicdan meselesi bak. Oba! Zaten fazla şey yapamıyoruz. Fazla stunt yapamıyoruz. Bir şey yapalım dedik. Ya bu şey çok çirkin olmuş GTA 4'te ya. Sadece şehir koymuşlar. San Andreas'taki bir köy falan koysalardı harika olur. Onu GTA 5'e düzelttiler de. Hani ben bu oyun yapılırken o mantığı anlamıyorum. Neden öyle yaptılar? O mantığı ben çözemedim yani. Ne şekilde onun böyle daha zevkli olacağını düşündüler onu anlamadım. Tam harita dolu ama insan böyle bir şey dağ görmek ister. Bir nehir var da. Ya işte bir dağ, bir çöl, böyle bir çiçek falan görmek ister. Neyse. Hop. Şuradan devam et. Arabama bineceğim bu sefer gerçekten. Bu ne ya? Ta buraya mı geleceğim ben orada iş yapmak için?
O nereye gidiyor? O zaten şey, hastayı kurtaran kadar daha fazla insan öldürecek o ambulans. Daha fazla insan sakat bırakacak. Tam bla bla bla. Şununla öldüreceğim ben o adamı. Ve şey yapmayacağım yani, buradan direkt sağa döneceğim buralardan bir yerden. Buraya gelecek çünkü o. Buraya gelirken ben onu haşlayacağım. Uf, hem de ne biçim haşlayacağım. Geri zekalı. Git. Neyse, headshot aldım galiba. Dwayne'le gıdaklayan zille buluş. Clucking Bell o ya. Abi onu da öyle çevirmeyin ama, saçma o. Clucking Bell yani, onun şeyi o. Amacı o. Yani ismi o. Yani Niko Bellic'i çevirmeye çalışmak gibi bu. Türkçe'ye çevirmeye çalışmak gibi. Niko Bellic diye çeviriyorum, biz de o ayrı bir mesele de. Hani isminin kökenini araştırıp şey yapmak gibi. Yani o Clucking Bell ya. O yani öyle bir şey. Şu saçmalama bak, diğer tarafa dönmem gerekiyor. Bu ne ya? İçeri nereden gidiyoruz? Ha. Hadi bakalım. Artık buralarda buluşuyoruz. Mafya işleri buralarda dönüyor artık. Ve izlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.